aktivisti olarak, sizin sesiniz olarak aydınlık yarınların Türkiye'sine yine taşları koymaya devam edeceğiz inşallah. Bu şarkı, bu hizmet şarkısı burada bitmeyecek. İnsanların hayat boyu unutamadıkları, belki de yaşamlarında verdikleri en önemli kararlardan biridir evlilik. Yepyeni bir heyecan, yepyeni bir mutluluk kapısı vardır önlerinde. İki insan, verdikleri bu kararla yeni bir hayat yolu belirlemişlerdir kendilerine. En değerli evetler burada duyulur ağızlardan. Evet. Yıllarca Türk milletini kökünü kurutmak için çalıştılar. Hala bunun gayreti içerisinde olanlar var. Ve bu milletin yaşlanması için gayret sarf edenler var. Vatanımıza, milletimize faydalı nesiller Allah'tan temenni ediyorum. Tabii benim her yerde de söylediğim gibi, şimdi bu akşam tabii Filize'de, Şükriye'de söylüyoruz, biliyorsunuz en az 3 tane bekliyoruz. Çocuk, aile birliğinin meyvesi, neslin devamının teminatıdır. Zaman içerisinde bu küçük aile, kendi bünyesine katılan her yeni çocuk sesiyle daha büyük, daha mutlu ve daha huzurlu bir hale gelir. Acısıyla, tatlısıyla büyük bir mücadele başlamıştır artık hayatlarda. Sosyal hayatın gerekliliği olan parklar, bahçeler, mesire alanları, engellilere yönelik düzenlemeler, ucuz konutlar, seminerler ve kursların hepsi ailemiz mutlu, şehirlerimiz mutlu olsun diyedir. Belediyelerimiz mutluluğumuz için herkese hizmet etmekte, her alanda yapmış olduğu çalışmalarla bize kapılarını açmaktadır. Kendim simit satarak, okuluma giderek geçiniyordum. Sonra benim bir arkadaşım burada bir atölye olduğunu söyledi. Kendimi geliştirmeye başladım. Sonra sergiler açmaya başladık. Sergiler açtığımda ondan sonra orada kazanılan para bize geliyordu. Yani buradaki ortam, buradaki hocalarımız hepsi bizim için uğraşıyor. Dışarıda çalışan çocuklar için uğraşıyor. Çocuk eğitimine gittim. 12 ay ya da 13 ay falan sürdü. 13 hafta. Güzeldi yani. Yani en azından kızımla konuşmayı öğrendim, onu dinlemeyi öğrendim. Ya en azından birbirimizi dinlemeyi öğrendik yani. AK Belediyeler olarak biz, aileye hizmet ederek ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki taşa toprağa değil, insanadır yapılan tüm yatırım. İşte bu sebeptendir ki insanımıza toplum merkezleri, aile danışma merkezleri, hobi, okuma yazma, meslek edindirme kursları açtık. Ayrıca sağlık taramaları gerçekleştirdik. AK Belediyecilik olarak en kutsal değer olan anneliğin bilinçli yapılabilmesi için gebelik ve doğum sonrası eğitimleri verdik. Aile eğitim seminerleriyle toplumun temeli olan ailenin çok daha iyi yerlere gelebilmesine aracı olduk. Aileler için kültür gezileri düzenlerken el ürünleri ve gıda satış pazarlarıyla aile bütçesine katkıda bulunduk. Ben drama kursuna gittim, nikah şekeri kursuna gittim, kurdele nakışı kursuna gittim, halk oyunlarına gittim. Yani ben açıkçası burada kendimi buldum. Kendime güvenim geldi. 3 yılı aşkın bir sürede bu mesleği tamamen edindi. Belediyemiz böyle bir faaliyette bulunmasa idi, bizim için belki böyle bir ortamda veya böyle bir yerin olması mümkün değildi. Kendi dükkanımı açtım. Şu anda 8 aylık bir dükkanım var. Zaman zaman arzu ettiğimiz yaşama ulaşamayabiliriz. Kaderlerimiz her birimize ayrı bir yol çizebilir. Bu yolda herkesin azığı eşit olmayabilir. Haliyle kimi hedefine ulaşır, kimi yarı yolda kalabilir. Ne söylesek daha yaşındayım ben daha bu yani şu bir senenin içinde gördüm böyle bir şey. Biz bu hükümette gördük yani.
Cenab-ı Allah devletimize, milletimize, Sayın Başkanımıza Allah bin kere razı olsun. Cenab-ı Allah ne muradı varsa versin. Çünkü bu insanları böyle bir yerlerde yaşatılıyoruz. Şimdiye kadar böyle bir güzellik yoktu. Bir sıcaklık, bir insanlık gördük yani daha doğrusu. Böyle hakikaten adı üstünde de çok güzel bir yazmışlar yani Şefkat Evi. Evet. Hakikaten şefkatli, hakikaten merhametli. Herkes kurduğu hayallerini gerçekleştiremeyebilir. İstenilen, arzulanan aile ortamını bulamayabilir. İki tane oğlum var. Birisi 53 yaşında, birisi 48 yaşlarında kendi evlerindeler. Onlar biraz ilgili olsaydı ben buraya gelmezdim. Kısaca böyle cevap veriyorum. Buraya gelmezdim. Keşke annem babamı dinlemeseydim de okusaydım. Yani okumayı çok istedim. Kız kızımı okur mu dediler. Babaannem sağ olsun okutmadı, kız kızımı okur mu diyerek. Öylelikle okuyamadım. Yani benim yapamadıklarımı kızıma yaptıracağım. Her şeyi. Yani ben gibi cahil kalmasın kızım. Eşim akciğer kanseri çıktı. 2 sene yaşadı işte. Kirayı veremedim. Başkanımıza gittim. Allah razı olsun 1 sene kiramı o verdi. Yardımımı veriyor şu anda. Çocuğumun bezini veriyor. Yine kiramı ödüyor. Annem okuyamamış. O yüzden ben de öyle olmak istemiyorum. Ben de okumak istiyorum. İşte tam bu esnada insanlarımızın ailesi olarak AK Belediyecilik devreye girer. Ailelerin ayrılmaz parçası olmuştur AK Belediyeler. Gelin kızım. 40 senedir gelin kızım. Bir gelenim gidenim olmuyordu. Öksüz kaldım. Nazmiye teyze biz varız diyor. Niye öksüz kalıyorsun diyor. Var mı bir sıkıntın? Söyle biz yardımcı olalım sana diyor. Yok dedim ne bileyim. Oradaki kızlar yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Allah hepinizin de işini razı getirsin. Aleyna doğuştan engelli. Beyni su topluyor. Belden aşağısı felçli. Zeka düzeyi doktorlara göre 18 aylık bebek zekasında. Ama tabii ki bana göre öyle bir şey değil. Bana göre benim çocuğumun zekası iyi geliyor. Anneye göre iyidir her zaman için. Ne bileyim Allah'a çok şükür veren Rabbim. Sonunda sabretmek gerekiyor. Büyüdü. Allah'a çok şükürler olsun. İster istemez taşıması zor oluyor. Ama şimdi Aleyna'yı ben hiç dışarı çıkartmıyorum. Çünkü kucakta taşınmıyor. Biraz taşıyınca belim ağrıyordu. Ondan dolayı hiç Aleyna'yı ben dışarı çıkartmazdım. Sadece balkona çıkartırdım. En azından şimdi bindirip dışarı çıkartma imkanım olacak. Ben dışarı çıkma hazırım. Of kemere kıyama. Benim canım ben oğlum. Huzurlu, mutlu, gülen büyük ailelerimiz halen yaşarken, yani keşkeler dilimize pelesenk olmamışken tedbir almalı, toplumun temeli olan aileyi yine, yeniden, güçlü bir şekilde inşa etmeliyiz. Huzur, mutluluk, güven, sevgi ve saygı ailede başlar, toplumda büyür, şehirde en güzel şekliyle hayat bulur. Asla unutmayalım ki, toplumun mutlu ve huzurlu olması, ailelerin mutlu ve huzurlu olmasına bağlıdır. İnsan ve insana, hayata dair ne varsa, ne varsa iyiye, güzele dair, hizmetimizin odak noktasında hep o vardır AK Belediyecilik olarak. Aile değerlerimiz, milli bekamızın en önemli teminatıdır.